Tanımlama ve Tasarım Ortaklaşa hizmet oluşturmada ilk iki aşama hizmetin tanımlanması ve tasarlanmasıdır. Lego ciddi oyun metodolojisi hizmetin hem tanımlanması hem de tasarlanması için kullanılabilir. Katılımcılar bir model oluşturarak hizmet önerileri hakkında ön bilgi verebilirler. Lego ciddi oyun Lego ciddi oyun, yapılandırılmış, kolaylaştırılmış düşünme, İletişim ve problem çözme tekniğidir. Yenilikçi fikirler geliştirmenin ve yeni bakış açıları oluşturmanın eğlenceli ve aynı zamanda ciddi bir şeklidir. Lego tuğlalarıyla modeller oluşturarak fikirleri keşfetmeye ve görselleştirmeye yardımcı olur. Bireylerin, takımların ve kurumların mevcut durumları, istek ve amaçlarıyla bu amaçlara ulaşabilmenin yolları konusunda net bir fikir sahibi olmalarına yardımcı olur. Lego ciddi oyun aşağıdaki durumlar için kullanılır. Takım oluşturma, yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırma ve teşvik etme, ilişkileri ve bağlantıları keşfetme, ortak bir bakış açısı oluşturma, bir problemin çözümü üzerinde çalışma, yapıcı tartışmalara olanak verme, karmaşık problemlerin çözümünü kolaylaştırma. Lego ciddi oyunun felsefesi şu şekilde özetlenebilir. Lego tuğlalarına değil, hikayeye odaklanmak Lego tuğlaları hikaye oluşturmaya yardımcı olur. Hikayelerde kullanılan metaforları anlamak. Metaforlar, gerçek durumlara yönelik daha ayrıntılı tanımlama sağlar ve yeni olanaklara yönelik daha geniş bir bakış açısı getirir. Olanakları keşfetmek, seçenekler oluşturmak ve birlikte yeni anlayışlar geliştirmek. Bilginin bulunulan ortamda mevcut olduğunu anlamak. Lego ciddi oyunda bu bilgi ortaya çıkarılır. Lego ciddi oyun başarılı bir tekniktir. Çünkü 3 boyutlu modeller anlamayı kolaylaştırır. Lego tuğlalarıyla oynamak elle düşünmeye yardımcı olur. Elle çalışma güçlü bir bağlılık ve aidiyet duygusu oluşturur. Oyun sırasında katılımcılar stres olmadan yaratıcı bir şekilde düşünür. Modeller herhangi bir uzun vadeli akılcı ön tasarım olmadan oyun sırasında oluşturulur modelle oynamak kendini yansıtma yoluyla yeni bilgi üretimine yol açar. Katılımcılar, modellerindeki metaforu açıklarken iletişim güçlenir. Aşağıdaki ilkeler ve kurallar uygulanmalıdır. Eğitmen soruyu ve zamanı belirleyerek süreci yönlendirir. Model, katılımcıların soruya verdikleri yanıtlarıdır. Doğru ya da yanlış model yoktur. Diğer katılımcılarla etkileşime izin verilir. Herkes sürece katılır model oluşturur ve anlatır. Kimse başkalarının modellerini değiştiremez. Modeli oluşturan kişinin anlamlandırması ve hikayesi kabul edilir. Modeli oluşturan kişi modelin ve hikayenin sahibidir. Kişi değil, model ve modelin hikayesi sorgulanır. Her hikaye dinlenir. Önemli olan modelin neye benzediği değildir. Modelle anlatılmak istenendir. Uygulamadaki dört temel aşama şunlardır meydan okuma, inşa etme, paylaşma ve yansıtma. Meydan okuma aşamasında şunlar yapılır. Eğitmen soru sorar, bir başka deyişle gruba sorusunu tanıtır. Katılımcılardan sorulan soruya yanıt olarak bir model ve hikaye oluşturmaları istenir. Soru açık ve anlaşılır, aynı zamanda açık uçlu olmalıdır. Ortaya atılan sorun, çalıştayda ele alınacak konulara bağlı olarak saptanır. Lego ciddi oyunda standart bir soru seti yoktur. Bu aşamada sorulan sorular diğer aşamalardaki içeriği belirler. İnşa etme aşamasında katılımcılar sorulan soruya yanıt olarak kendi üç boyutlu modellerini oluşturur. Katılımcılar metafor oluşturma ve hikaye söyleme konusunda ilham verecek özel Lego setleriyle çalışırlar. Ortaya konan soruna yanıt verecek şekilde katılımcılar modellerini anlamlandırırlar. Paylaşma aşamasında her katılımcı kendi modelini ve hikayesini diğer katılımcılarla paylaşır. Katılımcılar modellerini inşa ederkenki düşüncelerini ve duygularını açıklarlar. Bütün katılımcılar oluşturulan her modele temel teşkil eden düşünceyi ve mantığı öğrenir. Hikaye anlatma daha önceden olmuş ya da şimdiki zamanda olanlar hakkında akılda kalıcı bir iletişim yöntemidir. Lego modelleriyle hikaye söyleme anlatılanların gerçekleşmeden önce canlandırılmasını sağlar ve belli kararlar verildiğinde nelerin olabileceğini önceden test etmeye olanak sağlar. Paylaşmadan sonraki aşama yansıtmadır. Bu aşamada eğitmen ve katılımcılar öne çıkan bakış açılarını değerlendirir ve modelleri açıklamaya yönelik sorular sorar. Modeli oluşturan kişiler sorulara yanıt verir. Eğitmen modellerle ilgili bağlantıları özetler. Eğitmenin temel rolünü şu şekilde özetlemek mümkündür. Açık uçlu sorular sormak. Grup diyaloğunun amacı hizmet edecek şekilde gelişmesini sağlamak. Diyaloğu ve paylaşımı kolaylaştırmak. Katılımcıların kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak. Anlaşılırlığı artıracak sorular sormak. Tekniğin uygulanması birbirini sırayla takip etmesi gerekmeyen birçok aşamayı içerir. Uygulanacak teknikler ve bu tekniklerin sırası çalıştay konuları ve amacına bağlıdır. Uygulama teknikleri şu unsurlardan oluşur. Bireysel modeller ve hikayeler oluşturma. Ortak modeller ve hikayeler oluşturma. Genel bir bakış açısı oluşturma. Bağlantıları kurma. Bir sistem yapılandırma. Oyunla ortaya çıkarma ve karar verme. Basit yol gösterici ilkeler ortaya çıkarma. Lego ciddi oyunla elde edilecek kazanımlar şu şekilde özetlenebilir. Alternatif çözümlerin görselleştirilmesine yardımcı olur. Tekrarlamalı bir araçtır. Oluşturmaya, ayırmaya ve yeniden oluşturmaya olanak tanır. Adanmışlık ve uyum sağlar. Ciddi bir oyundur. Metaforların kullanımı yeni anlayışlar ve bakış açıları oluşturur. Yaparak düşünmeyi sağlar. Stratejik hayal gücünü teşvik eder. Daha fazla bilgi için bu kaynaklara başvurabilirsiniz.